Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde devrilen teleferik direğine kabin çarptı. Parçalanan kabinde bir kişi hayatını kaybederken ikisi çocuk, 7 kişi de yaralandı. Yani Çünektepe'de mahsur kaldık. Yukarıda kablonun yandığını gördük ama biz inemedik. En son biz kaldık. Teleferik kazası sonrası diğer kabinlerde mahsur kalan 184 kişi için çalışmalar devam ederken tahliye çalışmaları sırasında 3 kişi daha yaralandı. Kazayla ilgili adli soruşturma başlatılırken Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, teleferiğin yıllık ağır ve rutin bakımlarının yapıldığını söyledi. Antalya, Konya altında faaliyet gösteren Tünektepe Teleferik Tesisindeki direklerden biri henüz bilinmeyen bir nedenle dün akşam saatlerinde devrildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi yönlendirilirken ilk tespitlere göre olayda bir kişinin öldüğü, 7 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Kimlik tespit çalışmasıyla Memiş Gümüş'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Kazanın ardından teleferik sistemi durdu, çok sayıda kişi havadaki kabinlerde mahsur kaldı. Mahsur kalan kişilerin güvenli bir şekilde indirilmesi için çalışma başlatılırken, çevre illerden de kurtarma çalışmaları için destek ekipleri geldi. Bölgede AFAD, Jandarma, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik, UMKE, STK ve itfaiye ekiplerinden 543 personel, 7 helikopter, 1 askeri kargo uçağı, 108 araç, 6 ambulans ve drone görevlendirildiğini açıkladı. Şu ana kadar ekiplerin çalışmasıyla asılı kalan 15 kabindeki 98 kişi de tahliye edildi.